Hollanda'da alışverişe gitmek istiyorsunuz ama aklınızda bir türlü cümleleri, kelimeleri oturtup bir cümle kuramıyorsunuz. Ya da karşı tarafla konuşamıyorsunuz. O halde arkadaşlar bu video tam size göre. Ne mi var bu videoda? Önce alışverişle ilgili kelimeleri göreceğiz. Daha sonra da bunu cümle içerisinde vereceğiz. Winkle'ın alışveriş yapmak. ikha. alışverişe çıkıyorum. Yani alışveriş yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yine değerli arkadaşlar Winkler'ın olduğu birkaç cümle öbeğini göstereceğim. Bu ikinci cümle öbeğimiz ise hemen bakalım. Winkler'ın dediğim gibi arkadaşlar alışveriş yapmak dedik. Hristler'ın hingik Winkler'ın metmeyin Friend'inin. Bu da arkadaşlar olmuş bir şey anlatıyoruz. Dün arkadaşlarımla alışverişe gittim. Evet Hemen sonraki cümleye ve kelimeye bakalım. Winkel hedeilte. Arkadaşlar hedeilte bölümü, parçası, alanı ya da merkezi gibi algılayabilirsiniz, düşünebilirsiniz. O halde winkelimiz alışveriş mağazası demekti. Winkel hedeilte alışveriş alanı, alışveriş merkezi. Where is that? Winkel alışveriş merkezi nerede? Şimdi de Winkel Centrum'a bakalım. Değerli arkadaşlar, Winkel Centrum alışveriş merkezi. Yani alışveriş mağazalarının toplu olarak bulunduğu yere Winkel Centrum diyoruz. O halde eğer ben alışveriş merkezine gitmek istiyorum dersek nasıl diyeceğiz bunu? I will naar het Winkel Centrum. I will naar het Winkel Centrum. Şimdi de arkadaşlar alışveriş mağazasının içerisindeyiz ve orada çalışan bir personel size soru sordu. Siz de sadece bakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu arkadaşlar öznenin birinci tekil hali olan kayk eifin. Yani kayk eifin. Sadece bakmak. E kayk Sadece bakıyorum yani sadece geçiyordum işte bakıyorum gibi bir cümle kurarsanız yani almak istemediğinizi ve sadece bakmak istediğinizi belirtmiş olursunuz. Ve tabii ki ürünlerde önemli olan price. Price. Price arkadaşlar fiyat demek. The price is a half euro. Ya da the price is a half euro. Fiyatı yarım euro. Yani 50 cent. Hemen diğer örneğe bakalım. Yine alışveriştesiniz ve ya da diyelim ki bir elbise mağazasındasınız, bir şeyi hoş buldunuz ya da beğendiniz, şu cümleyi kullanabilirsiniz. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Find leuk. Özne birinci tekil halinde hoşlanmak demek. Bundan hoşlandım ya da bundan hoşlanıyorum. Ama asıl önemli olan arkadaşlar beğenmek. Burada yani somut bir şey beğendim derken How are fun? Ik how are fun? Ben bunu beğeniyorum. Ben bunu beğendim. Ik how are fun? Öznenin tekil halini birinci şahıs zamirinde kullandığımızı unutmayalım. Hemen diğer örneğe geçelim arkadaşlar. Hollandaca kelimeye bakalım ya da kalıba bakalım. How er nit fan. How er nit van. Er 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 diyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmemek, hoşlanmamak. Ik hou er nit van. Bundan her neyse o işte ik hou er nit van derken o er oradaki nesneyi gösteriyor. Bunu beğenmedim. Bundan hoşlanmadım. Şimdi de arkadaşlar bu da mağazalarda çok karşımıza çıkıyor. Bir şey istiyorsun ve karşındaki çalışan personel sizi anladığınızı dair bir cümle kullanıyor. Ya ilk snap diyor, ya da diyor ki ilk bir harbiye heyle mal. İlk mal. İlk bir Seni tamamen anlıyorum. Ve mağazada satın almak. Kopun kopun. Ik ga het kopen. Ik het kopen. Almak. Ik het kopen. Bunu satın alacağım. Şimdi bir ürünü sormak istiyoruz karşı tarafa. Heft ü. Sizde var mı? Ne var mı? Herhangi bir şey. Örneğin hefti stof zaukır. Hefti stof zaukır. Elektrikli süpürgeniz var mı? Hefti ü stof dedik. Başka bir örnek şu an düşünüyorum da açıkçası aklıma gelmedi. Hemen diğer örneğe geçelim o zaman. How viel cost? How viel cost? Hufil kaç demek? Cost fiyat demek. O halde hufil cost fiyat kaça? Hufil cost did bunun fiyatı kaça? Bu kaça? Bu ne kadara? Şeklinde çevirebiliriz. Şimdi yine hufile baktık. Tekrar bakalım. Başka bir örnek var. Şimdi hufil cost did bunun fiyatı kaça? Bir de arkadaşlar bu kaçadır? Who fill is that? Who fell is dead. Bu kaçadır? Ve e, personelin yanınıza gelip size yardım etmek istediğine dair olarak kullandığı kelime. Help'ın. Yardım etmek. Yardımcı olmak. Örneğe bakacak olursak. Biz personele şöyle bir soru sorabiliriz. Kütüme help'ın. Kütüme help'ın. Who can you help him? Their personal who, who can you Size nasıl yardımcı olabilirim? Size diyorsunuz ki Könt üme help in. Bana yardım edebilir misiniz? Biri var mı yardım edecek? Ve arkadaşlar elbise mağazasındaki bir diğer kelime ya da herhangi bir şey. Unproberen. Proberen denemek. Unproberen üzerinde denemek. Yani denemeye sunmak. dit unproberen. Elbiseyi denemek istiyorsunuz. Kanik dit unproberen. Üzerinde denemek dedik. Bunu üzerimde deneyebilir miyim? Niye? bir cümle kullanabiliriz. Şimdi de deneme odası. Yani soyunma odası. Yani kabin. Pasok. Pasok. Giyim kabini demek. Where is the pasok? Şimdi denemek istediğini söylediniz. O halde ondan sonraki soru. Nerededir giyim kabini? Where is the pasok? Giyim kabini nerededir? Ve diğer örneğe geçelim. Şimdi beden ölçüsü, ölçü, kıyas. Mat. Mat. Ik draag een grote maat. Ik draag een grote maat. Büyük beden giyiyorum. Ik draag een grote maat. Değil mi? Herhangi bir gömlek, pantolon falan ya da herhangi büyük ölçülü bir şey istediğinizde Peki drag en groot mat. Şimdi küçük ölçüye bakalım. Yine mat ölçüleme kıyas ya da beden. Heft u en groot mat. Soru haline geçtik. Heft u en groot Daha büyük beden var mı? Ve diğer hale geçiyoruz yine matla ilgili olarak. Hemen cümleye bakalım. Mat dedi ki beden ölçüsü ya da kıyas. If to ain't cleaner mat, cleaner mat daha küçük bir beden ölçüsü var mı? Ya da sizde var mı? Sahip misiniz? Şimdi arkadaşlar büyük küçük ve sonraki olan strak. Strak arkadaşlar dar demek cümleye bakalım. This is to This is t Arkadaşlar T değil T. This is to Bu çok dar. Ve arkadaşlar giydiğimiz elbise bize tam oturuyorsa şöyle bir kelime karşımıza çıkıyor. Passen. Passen. Had passed me hut öznenin üçüncü tekil halinde pastı eki alır sonda. Ondan da past me hut. Bu bana tam uydu. Şimdi de uyumadı, Uymaz. Past nit. Past nit. Master haliyle öznenin üçüncü çoğul halini gösteriyoruz. O zaman past nit uymaz dedik. Yani uymadı. Deze Past nit by me days clear past knit by may bu renk bana uymuyor şimdi de arkadaşlar ucuz pahalı kelimelerine bakalım dür pahalı dür pahalı it is tedür it is tedür bu çok pahalı bu çok pahalı. Hood copper. Hood copper. Örneğe bakacak olursak. Ucuz demek. O zaman cümleye bakalım. Have to eat hood copper. Have to eat hood copers. Daha ucuzu var. Daha ucuzu var mı? raulen raulen değiştirmek değiş tokuş yapmak örneğe bakalım arkadaşlar ik will dit rowling. bir elbise aldınız uymadı 30 gün içerisinde raulen yapabilirsiniz bunu değiştirmek istiyorum ik will dit raulen bet betalen betalın ödemek şimdi betalın ile ilgili çıkan cümlelere bakacağız ödemek nasıl ödemek bu kaniket betalın bu kaniket betalın bunu nasıl ödeyebilirim yani ikvel betalın ödemek istiyorum ya da bunu nasıl ödeyebilirim bu kaniket betalın bunu nasıl ödeyebilirim ikvel betalın ödemek istiyorum var kasa is kasa nerede gibi Şimdi kontanta bakalım arkadaşlar. Burada çok karşımıza çıkıyor ödemelerde. Equal met content betalın. Equal met content betalın. Nakit ile ödemek istiyorum. Kontant nakit demek arkadaşlar. Bir de pin var. Pin kart yani. Pin arkadaşlar pin kart demek. Kartlı ödeme. O halde Cümleye bakalım. Equal met pin betalın. Equal met pin betalın. Ben pin kartı ile ödemek istiyorum. Yani nakit ödemek istemiyorum. Kredi kartı ile ödemek istiyorum gibi bir anlam çıkıyor değerli dostlar. Evet arkadaşlar alışverişte kullanmamız gereken, öğrenmemiz gereken birkaç kelime ve cümle kalıbını birlikte görmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir değerli dostlar. Bu arada beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tot the falcon